Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere TAP Gıda'nın halka arzı ile ilgili bilgiler vereceğim. TAP Gıda 18-19-20 Ekim yani haftaya çarşamba, perşembe, cuma günleri talep toplayarak halka arz olacak. TAP Gıda'nın %97'si Türkiye'de olan 1468 tane restoranı bulunmaktadır. 2022 yılında 225 tane yeni restoran açarak büyümesini sürdürmüştür. Hepimizin bilmiş olduğu markaları bünyesinde bulunduran TAP Gıda'nın Burger King 700'den fazla, Subaru 110'dan fazla, Subway 80'den fazla, Popeyes 300'den fazla, Arby's'te 100'den fazla restoranı marka Türkiye'nin franchise hakkını elinde bulundurmaktadır. Usta dönerci olarak 140'tan fazla restoran ve usta pidecinin de marka hakkına sahiptir. TAP Gıda'nın finansal verilerine özet olarak bakacak olursak, hasılatlarımız 2020 yılından itibaren artarak devam etmiş. 2022 6 aylık dönemde 3 milyar 332 milyon, 2023 6 aylıkta ise 2 katından fazla 7 milyar 79 milyonluk bir hasılat söz konusu. Net kara şöyle bakacak olursak 2020 ve 2021 yıllarında şirketin zarar yazdığını görüyoruz. 2022 yılı yıl sonunda 361 milyon kar var. 2022 6 aylıkta gene 49 milyonluk bir zarar var. Şu andaki 2023 6 aylık cari dönemde de 964 milyonluk bir kar gözükmektedir. Öz kaynaklarımız 2020 ve 2021 yıllarında eksi seviyelerde. 2022 yıl sonunda ise 947 milyon seviyelerine yükselmiş. Şu andaki cari dönemde de 1 milyar 878 milyon 364 bin Türk lirasına ulaşmış durumda. Finansallarda şöyle baktığımız zaman 2020 ve 2021 yıllarında hem öz sermayede hem de karlılıkta olumsuz bir tablo olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Şimdi halka arzla ilgili özet bilgilere geçeceğiz. Hissemizin kodu TAP Gıda, TAP GD şeklinde yazılıyor. 18-19-20 Ekim tarihlerinde talep toplanacak. En son cuma günü 20'sinde 17'sine kadar taleplerimizi girebiliriz. Arz fiyatımız 130 TL ve bu 130 TL'lik fiyat oluşturulurken %20.30 oranında iskonto uygulanmış durumda. Dağıtım şeklimiz bireysele eşit dağıtım. Yani T1 ve T2 bakiye kullanılamıyor. Nakit hesabımızda para olması gerekiyor arkadaşlar. Bu halka arza kendi bankamızdan veya aracı kurumumuzun halka arz sekmesinden talep oluşturarak katılacağız. Talep edecek lot sayısı arkadaşlar sermaye arttırımı 28 milyon 875 milyon lot. Ortak satışı da bir hayli fazla 23 milyon 625 milyon lot olmak üzere toplam 52,5 milyon lot halka arz olacak. Arz büyüklüğümüz de şu ana kadar gerçekleşmiş olan arzlar içerisinde en büyük halka arz büyüklüğü TAP Gıda'nın halka arzı olacak ve arz büyüklüğümüz toplam 6 milyar 825 milyon Türk lirası. Halka açıklık oranımız %20.09, yani normalinde biraz altında düşük bir halka arz seviyesi. Bu nispeten olumlu bir durum. Şirket katılım endeksine uygun arkadaşlar. Tahsisat planına bakacak olursak payların %78'i yurt içi bireysel yatırımcıya, %2'si şirket çalışanlarına, %20'si de yurt içi kurumsal yatırımcıya ayrılmış durumda. Halka arz gelirlerini şirket ne yapacak ona bakalım isterseniz. %40'ını yeni yatırımların finansmanında kullanacak. %25'i yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanılacak. %20'si de borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılacak. %15'i de dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır. Konsorsiyum lideri Ata Yatırım, İş Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım ortaklığında bu halka arz gerçekleştirilecek. Şirketin halka arza dair önemli taahhütlerine değinecek olursak, halka arz gelirinin %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmış arkadaşlar. 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye arttırımı olmayacak ve ortaklar 1 yıl boyunca
satışta yapamayacaklar. Temel şöyle değerlemelere bakacak olursak PD bölü DD değerimiz 6,19, FK'mız ise 24,68 seviyelerinde. Gıda sektörü ortalamalarına bakacak olursak PD bölü DD 4,13, FK'mız ise 15,26. Buradan da görüldüğü gibi aslında bu halka arzın sektör ortalamasına göre biraz pahalı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şirket Yıldız Pazar'da işlem yapacak arkadaşlar. Peki bize ne kadar lot düşer? Ona da şöyle bakacak olursak büyük bir arzlı, uzun zamandan beri katılımcı sayısı da fazla olduğu için küçük arzlardan dolayı 200 liralık 300 liralık paylarla yetinmek durumundaydık. Ama burada büyük bir arz söz konusu. Ve şöyle bakacak olursak 3 milyon katılım olduğu sürece 14 lot kişi başı 1820 lira. 3,5 milyon katılımcının olması durumunda 12 lot yani 1560 lira. 3 milyon 750 bin kişinin katılması durumunda 11 lot 1430 lira ve 4 milyon katılımcının bu arıza katılması durumunda da 10 lotluk bir kişi başı dağıtım olabilir. Benim bu arıza yönelik arkadaşlar tahminim talep yani beklenen bir arzdı ve bilinirliği marka bilinirliği de bir hayli fazla olduğu için katılımcı sayısının biraz yüksek olacağını değerlendiriyorum ve 4 milyon civarında kişinin de bu arıza katılmasını ve 10-11 lot civarında bir dağıtım yapılabileceğini öngörüyorum. Tabii sizler garanti olsun diye 14-15 lotluk bir talepte bu halka arıza katılabilirsiniz. Şirketi açıkçası incelediğimizde biraz önce de hep beraber gördük. Finansallarının özellikle 2020 ve 21 yıllarında biraz olumsuz olduğunu gördüm. Bu da bende biraz hayal kırıklığı yarattı açıkçası. Hani beklenen bir arzdı. Ve arz fiyatının da görece biraz pahalı buldum. Ama tabii yine gıda sektöründe iş yapan bir şirket. Geleceği de var, büyümeye de devam ediyor. Tabii belirsizlikler de var burada. Bu uluslararası markaların franchise hakkını elinde bulunduruyor. Bu anlaşmalar ne kadar uzun süreli olacak, yenilenebilecek mi, yenilenmeyecek mi? Böyle belirsizlikler de var. Ama geçerli bir iş gıda sektörü. İnsanlar her şeyden taviz verebiliyor ama yeme içmeden taviz verilemiyor. Büyümesine ve gelişmesine devam edecektir diye düşünüyorum. Bu arzla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Halka arzda işlem gördükten sonra piyasalar tarafından kaç tavan yapacak, ne kadar gidecek bunu da hep birlikte göreceğiz. Ben yine de büyük bir arz olmasına rağmen erken elden çıkarılması ve satılması taraftarı değilim. Benim görüşlerim bu yönde.